Kimi baş ağrısına iyi geliyor, kimi hazımsızlığa, kimi öksürüğe. Ama şifalı otlar ancak doğru kullanıldığında şifalı. Tarım Bakanlığı'ndan önemli bir uyarı geldi. Bakanlığın risk grubuna aldığı o bitkiler geliyor şimdi ekranlarınıza. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hamile ve emzirenseniz aynı sefadan uzak durmanız gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı şifalı bitkileri mercek altına aldı. Risk grubundakilerin listesini açıkladı. Son zamanlarda alternatif tıbba artan ilgi aktar ve bitkisel ürün satan noktaları da hareketlendirdi. Televizyonda, internette sağlığa yararlı olduğunu duyanlar hemen kendisine de iyi geleceğini düşünerek aktarlara o noktalara ulaşıyorlar. Peki kaynağı bitkisel olan her şey güvenilir mi? Cevabını uzmanından alacağız. Hiçbir tarif herkese göre verilemez. Sizin yüksek tansiyonunuz olabilir, kullanamazsınız. İşte bakanlığın mercek altına aldığı o bitkilerden bazıları. Ekinezya, aynı sefa, şeker otu, yaka otu, meyan kökü ve maka kökü. Bu ürünlerde hamileler, çocuklar, şeker hastası olanlar, yüksek tansiyonu olanlar için zararlı etkiler, zararlı sonuçlar doğurabilir. Ekinezya özellikle soğuk algınlığında çok sıklıkla kullandığımız bitkilerden bir tanesi. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ekinezya kullanılacaksa yüksek dozlarda değil, düşük dozlarda ve 14 günlük süreci açmadan kullanmanız gerekiyor. Şeker otu yaprak olarak kullanıldığında herhangi bir sıkıntı yok. Bir şeker ilacı kullanıyorsanız bunu kullanmamanız gerekiyor. Hamileler aynı sefadan, yüksek tansiyon hastaları da öksürüğe iyi gelen meyan kökünden uzak durmalı. Çünkü meyan kökü tansiyonu yükseltebilici özelliğe sahip. Prostata iyi gelen yaka otu ve doğurganlığı artıran maka otunun doğal hali kullanılabilir. Ancak özünden hazırlanan ürünler yan etkilere neden olabilir. Bakanlık aloe veralı ürünleri de hamilelerin kullanmamasını önerdi. Pasiflora içeren bitkilere de 10 yaş sınırı getirildi. Pasiflora yani çarkıfelek çiçeği kullanımını uygun bulmuyor. Zaten özellikle çocuklarda bu tarz bitkilerin kullanımı sadece doktor kontrolünde olmalı.